Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasalara fon sunanların talep ettikleri varlığa verilen isimdir? Cevap: Portföy yatırımı. Fon arz eden tarafın eksik bilgiye sahip olması nedeniyle fonların yüksek riskli ve düşük getirili yatırımların finanse edilebilmesinde kullanılmasına ne ad verilir? Cevap: Ters seçim. Vadeli piyasalarda gelecekte yapılacak işlem için fiyat ne zaman belirlenmektedir? Cevap: Bugünden. Finansal işlemlerde taraflardan birinin eksik bilgiye sahip olmasına ne ad verilir? Cevap: Bilgi asimetrisi. Para ve sermaye piyasaları arasındaki farklılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Cevap: Para piyasasında finansal araçların likiditesi sermaye piyasasına göre daha yüksektir. Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların araya bir kurum girmeksizin aracısız el değiştirmesidir? Cevap doğrudan finansman. Devletin tahvil karşılığı borçlanmasının ana para ve faiz ödemelerini yapmaması ya da aksatması olasılığının çok düşük olması devlet tahvilinin hangi özelliğe sahip olduğunu gösterir? Cevap riskinin düşük olması. Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin unsurlarından olan yardımcı kuruluşlardan birisidir? Cevap: Bankalar. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasalara fon sunanların talep ettikleri varlığa verilen isimdir? Cevap: Finansal varlık. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasalara fon sunanların talep ettikleri varlığa verilen isimdir? Cevap: Portföy yatırımı. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasa yetersizlikleri arasında yer alır? Cevap: Bilgi asimetrisi. 1. Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadele etmek için politika ve eylemlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi kararı alınmış olup herkesin kendi üzerine düşeni yapması gerektiği vurgulanmıştır. 2 mali kuruluşların çok büyük olduğu gerekçesiyle iflasına izin verilemeyeceğine yönelik anlayışın değiştirilmesi ve bu gibi kuruluşların tasfiye maliyetlerinin vergi mükellefleri üzerine yüklenmesinin engellenmesi konusunda mutabakata varılmıştır. 3. Mali İstikrar Kurulu'nun mali sektörün düzenlenmesiyle ilgili gündemin koordinasyonu ve izlenmesine yönelik kapasitesini arttırmak amacıyla Reform yapılması kararlaştırılmış ve reform kapsamında kurula tüzel kişilik ve daha geniş bir mali özellik verileceği belirtilmiştir. Yukarıdakilerden hangileri G20 zirvesinde finansal regülasyona ilişkin görüşülen maddelerdendir? Cevap: Hepsi. Avrupa Birliği'nde finansal hizmetler kaç temel seviyede yürütülmektedir? Cevap: 2 temel seviyede. 1. Mali düzenleme ve gözetim. 2. Sistemik düzenleme ve gözetim. 3. Yatırımcı haklarının korunması. 4. Sistemde rekabetin tesis edilmesi. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri finansal düzenlemelerin yapılması gereken alanlardır? Cevap: Hepsi. Sherman Antitekel Yasası hangi yıl ortaya çıkmıştır? Cevap: 1890. Tek bir mega düzenleyici kurumun tüm finansal hizmetler sektörünün düzenlenmesinden ve gözetiminden sorumlu olduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Bütünleşik yaklaşım. Bir şirketin üstlendiği riskler karşısında ne kadar sermaye tutması ve ne gibi niteliksel şartları yerine getirmesi gerektiğini belirleyen, yasal düzenlemeler bütünü olarak bilinen Avrupa Birliği'nin düzenlemesi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Solvency. Amerika'da şirketlerin büyümeye başlamasıyla devlet rekabet koşullarını sağlamak amacıyla düzenleme yaparak Sherman Antitekel Yasasını hangi yıl çıkarmışlardır? Cevap 1890 İstanbul Altın Borsası'nda sertifikaların alım satımı sonucu gerçekleşecek olan kıymetli madenin değerinin takası hangi gün yapılır? Cevap T artı 1 Borsalarda oluşan fiyatlar hangi çıkar çevreleri için ekonominin barometresi olarak görülmemektedir? Cevap: Biyologlar. 1980'ler sonrası dünya piyasalarının artan oranda küreselleşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Entegrasyona önem verilmesi. Aşağıdakilerden hangisi vadeli işlem sözleşmelerinin kullanım amaçlarından koruma ile ilgilidir? Cevap: İleri tarihli döviz kurunu sabitlemek mümkündür. Belirli bir zaman dilimi boyunca emirlerin eşleştirme yapılmaksızın alım satım sistemine kabul edilip bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan fiyat seviyesinin hesaplandığı, tüm işlemlerin bu fiyat seviyesinden gerçekleştiği işlem yöntemi hangisidir? Cevap: Tek fiyat işlem yöntemi. Vadeli işlem ve opsiyon borsasında fiziki teslimatlı her iki tarafı da belirli 750 adet sözleşme alım emri hangi pazarda işlem görür? Cevap, özel emirler pazarı. Bir otomobil fabrikasında çalışan Mithat Bey, maaşından tasarruf ettiği küçük bir miktar para ile çalıştığı otomobil fabrikasına küçük bir oranda da olsa ortak olmuş ve şirketin karından pay alma olanağına erişmiştir. Bu, Borsaların ekonomide yerine getirdiği işlevlerden hangisini örnek teşkil eder? Cevap: Sermayeyi tabana yaymak. Bir aş pay piyasasının temel çalışma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Sürekli müzayede. Herhangi bir karşılaştırma ölçütü olmayan veya karşılaştırma ölçütünü fon portföyünden bağımsız olarak belirleyen fonlara ne ad verilir? Cevap: Esnek fonlar. Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli maden portföylerini işlemek amacıyla kurulan anonim şirketler aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, yatırım ortaklıkları. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları aşağıdakilerden hangisini yapamaz? Cevap, tüm sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler. 1- Daire başkanları, 2- Memurlar, 3- Uzmanlar. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sermaye piyasası kurulu çalışmalarını yürüten çalışanlardandır? Cevap 1, 2 ve 3. Türkiye'de ihraç edilen menkul kıymetlere isin ve cif kodu hangi kurum tarafından tahsis edilir? Cevap Takas Bank. 2014 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na atanmış olan bir borsa başkanının görevi ne zaman sona erer? Cevap 2018. Küçük tasarruf sahibiyseniz, birikimlerinizi değerlendirmek için aşağıdakilerden hangisini seçmeniz düşük risk ve iyi getiri bakımından daha yerinde bir karar olabilir? Cevap: Yatırım ortaklıkları. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri aracı kurumların faaliyet ve hizmetleri arasında yer almaktadır? 1. Sermaye piyasası araçları ile ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi. 2. Sermaye piyasası araçları ile ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi. 3. Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı. 4. Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi. 5. Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi. Cevap hepsi. İhraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan mal varlığına ne ad verilir? Cevap, varlık finansmanı fonu. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından birisidir? Cevap, banka bonosu. Aşağıdakilerden hangisi bir borçlanma aracı olarak sınıflandırılmamaktadır? Cevap: Katılma intifa senedi. Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların başlıca özelliklerinden sayılmaz? Cevap: Mevsimsellik. Aşağıdakilerden hangisi hisse senedinin sahibine sağladığı haklardan biri değildir? Cevap: Nakit iskontosu. Fiyatların artacağı beklentisine göre kar elde etmek amacıyla alım satım yapan kişi veya kurumlara ne ad verilir? Cevap: Spekülatör. Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların başlıca özelliklerinden birisi değildir? Cevap: Volatilite. Bankalar, finansal kiralama ve finansman şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları ve gerekli nitelikleri taşıyan aracı kurumların kurabileceği varlık finansmanı fonları tarafından fon portföyündeki varlıklar karşılığında ihraç edilen borçlanma senetleri aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Varlığa dayalı menkul kıymet. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde finansal varlıkların özellikleri bir arada yer almaktadır? Cevap: Paraya çevrilebilirlik, bölünebilirlik, geri dönülebilirlik, getiri, vade. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tahville ilgili kavramlardan birisi değildir? Cevap: Kar. A Bankası bir varlık finansmanı fonu kurup fon portföyündeki varlıkları teminat göstererek fon temin etmek amacıyla borçlanma araçları çıkarsa, bu araçlar aşağıdakilerden hangisi olur? Cevap, varlığa dayalı menkul kıymet. Aşağıdakilerden hangisi, sermaye piyasasında kamuyu aydınlatma kapsamında ikincil paydaşlar arasında yer alır? Cevap, sponsorlar. Aşağıdakilerden hangisi, işletmeye ilişkin bilgileri yatırım, üretim, dağıtım, pazarlama ve benzeri şirketle ilgili faaliyetleri ilişkin kararlarda kullanılmaktadır. Cevap, şirketin üst düzey yöneticileri ve hakim ortaklar. Aşağıdakilerden hangisi birincil paydaşlar arasında yer almaktadır? Cevap, kreditörler. Kamuyu aydınlatma ilkesinin ilk defa hukuk sistemimize girişi hangi tarihte olmuştur? Cevap, 07-28-81 Kamuoyuna açıklanacak bilgilerin taşıması gereken özelliklerden birisi değildir. Cevap Bilgi yüksek bir maliyetle sunulmalıdır. Bilgiler özel durum açıklamaları dışında belirli periyotlarla haftalık, aylık ya da yıllık gibi hazırlanarak ilgililere sunulmakta ve kamuoyu açıklanmaktadır. Kamuyu aydınlatmada bu bilgi sunma türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Sunma sıklığı bakımından Başta hisse senetleri olmak üzere sermaye piyasası araçlarının fiyatını yapay yollarla etkilemek veya kontrol etmek suretiyle yatırımcıları aldatmayı veya yanıltmayı amaçlayan kasıtlı eylemlere ne ad verilmektedir? Cevap: Manipülasyon. Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri veya bilgiye ne ad verilmektedir? Cevap: Elektronik imza. Verilen ifadelerden hangisi kurumsal yönetim ilkelerinden biri değildir? Cevap: Gizlilik. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak klasik anlamdaki bütün bankacılık hizmetlerini müşterilerine sunmak temeline dayanan bankacılık anlayışını benimsemiş olan kuruluştur? Cevap: Evrensel bankalar. Aşağıdakilerden hangisi sermayesinin tamamı özel sektöre ait olan bankalara verilen isimdir? Cevap: Özel bankalar. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde fonksiyonlarına göre bankalar doğru gruplandırılmıştır? Cevap: Evrensel bankalar, uzman bankalar. Amsterdam Bankası hangi tarihte kurulmuştur? Cevap: 1609. Küresel kriz Eylül 2008'de Amerika'da hangi büyük yatırım bankasının batışı ile beraber kamuoyunun dikkatini çekmiştir? Cevap: Lehman Brothers. İlk kamu bankaları nerede kurulmuştur? Cevap: Eski Yunan'da. Hükümete bankerlik yapmak ve hükümetin borçlarını yönetmek amacıyla ilk merkez bankası nerede kurulmuştur? Cevap: İngiltere. Daha önce belirlenmiş bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara belirli bir faiz karşılığı beklentisiyle ya da faiz karşılığı beklenmeden yatırılan para Aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir? Cevap, mevduat. Aşağıdakilerden hangisi? Ülkemizde bankacılığın yeniden yapılandırılması döneminde yapılan faaliyetlerden biri değildir. Cevap, likidite risklerinin arttırılması. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kaç yılında kurulmuştur? Cevap, 1930. Tahviller derecelendirilmeleri açısından kaç sınıfa ayrılır? Cevap 2. Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde finansal gelişim raporu hangi sıklıkta yayınlamaktadır? Cevap her yıl. Bir yıldan kısa vadeye sahip borçlanma araçlarının işlem gördüğü piyasalara ne ad verilir? Cevap para piyasaları. 1980'ler sonrası dünya piyasalarındaki hangi gelişme piyasaların küreselleşmesine neden olmuştur? Cevap entegrasyon. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülke örnekleri arasında yer almaz? Cevap: Japonya. Uluslararası finansal piyasalarda euro ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? Cevap: Sınır ötesi. Fonlarla işlem yapanlar arasında yapılan anlaşmaları güvence altına alan kıymetli evraklara ne denir? Cevap: Finansal araçlar. 1. Tüm euro paralar ile işlem yapılabilmektedir. 2. Ulusal finansal merkezindekine benzeyen vergiler, döviz kontrolleri, karşılık oranları ve bankacılık işlemlerine veya faaliyetlerine ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur. 3. Tamamen olmasa bile bu merkezler özellikle yabancı müşterilerle bağlantıların kurulduğu yerlerdir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri euro merkezlerin özelliklerinden birisidir? Cevap: Hepsi. Aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisi para birimi olarak avroyu kullanmamaktadır? Cevap: Danimarka. Aşağıdakilerden hangisi, hangileri piyasaların küreselleşme sürecine katkı yapan faktörler arasında yer alır? 1. Finansal piyasaların serbestleşip yabancı yatırımlara açılması. 2. Teknolojik gelişmelerin dünya piyasalarının takibini, fırsatların analizini ve işlem yapmayı kolaylaştırması. 3. Yatırımcıların artan oranda bireyselleşmesi. Cevap 1 ve 2 Fon açığı veren birimlerle fon fazlası veren birimlerin karşılaştığı ve fon transferinin gerçekleştiği piyasalara ne ad verilir? Cevap Finansal piyasa Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde iki düzenleyici kuruluş, mali düzenleme ve iş yapısı düzenlemesini paylaşmaktadır? Cevap İki stepe yaklaşımı Dünyadaki menkul kıymetler ve future piyasalarını regüle eden kurumların uluslararası bir organizasyonu olan IOSCO hangi yıl kurulmuştur? Cevap 1983 Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan unsurlarından biri değildir? Cevap Bağımsız kuruluşlar Devletin finans piyasalarına sağladığı güvenceler hem finans kurumları hem de yatırımcılar açısından aşağıdakilerden hangisini de beraberinde getirir? Cevap: Ahlaki çöküntü. Aşağıdakilerden hangisi hem fon sunanlara hem de fon talep edenlere hizmet vermekte olan finansal kurumların başlıca fonksiyonları arasında yer almaz? Cevap: İşlem ve bilgilendirme maliyetlerini arttırmak. Aşağıdakilerden hangisi finansal kontratların özelliklerinden biri değildir? Cevap, garantisinin bulunması. Ödemenin ve teslimatın hemen ya da iki iş gününde yapıldığı piyasalara ne ad verilir? Cevap, spot piyasa. Finansal piyasalara fon sunanların sundukları fon karşılığında fon talebinde bulunanlardan aldıkları varlıklara ne ad verilir? Cevap, finansal varlık finans piyasalarının devletler tarafından düzenlenmesinin ilk nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, makroekonomik alanda istikrar korumak. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Değerleme Uzmanlar Birliği'nin kuruluş amaçları arasında yer almaz? Cevap, gayrimenkul değerleri konusunda sadece bölgesel istatistikler oluşturmak. Vadeli işlem ve opsiyon borsası, Anonim şirketinin faaliyete başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? Cevap 4 Şubat 2005 Aşağıdakilerden hangisi borsaların temel işlevlerinden biri değildir? Cevap Emisyon hacmini arttırmak Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasalarının işleyiş kurallarını belirlemektedir? Cevap Sermaye piyasası kurulu İşlem görmesi uygun görülen finansal araçların belirli esaslar ve kurallar çerçevesinde alım satımını sağlayan ve oluşan fiyatlarla işlem bilgilerinin kamuya duyurulması ile yetkili olan kurumlar aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Borsa. Borsada oluşan zararlar ya da nakit dışı teminatların değerlerinin düşmesi sonucunda başlangıç teminatının inebileceği en düşük seviyeye ne ad verilir? Cevap: Sürdürme teminatı. Gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere veya sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren ve gelirleri kurumlar vergisinden istisna olan özel portföy yönetim şirketlerine ne ad verilir? Cevap: Gayrimenkul yatırım ortaklıkları aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsalarda işlem gören yatırım fonu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, borsa yatırım fonları. Karşılaştırma ölçütünün ağırlıklı vadesi 45-90 gün olan fonlara ne ad verilir? Cevap, kısa vadeli bono fonları. Türkiye'de ihraç edilen menkul kıymetlere ısın ve cıf kodunu aşağıdakilerden hangisi tahsis etmektedir? Cevap: Takas Bank. 1. Tasarruf sahipleri, 2. Yatırımcılar, 3. Finansman araçları, 4. Kıymetli metaller. Yukarıdakilerden hangileri finansal sistemi oluşturan unsurlardandır? Cevap: 1, 2 ve 3. Finans piyasalarının devletler tarafından düzenlenmesinin ilk nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Makroekonomik alanda istikrarı korumak. 1. Vade ve miktar ayarlaması yapmak, 2, risk ayarlaması yapmak, 3, finansal danışmanlık hizmeti sunmak. Yukarıdakilerden hangileri hem fon sunanlara hem de fon talep edenlere hizmet vermekte olan finansal kurumların başlıca fonksiyonları arasında yer alır? Cevap: 1, 2 ve 3. Finansal piyasalara fon sunanların sundukları fon karşılığında fon talebinde bulunanlardan aldıkları varlıklardır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap: Finansal varlık. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kalkınmayı hızlandırmak amacıyla sermaye akışı önündeki engellerin kaldırılması yönündeki uygulamaları içermektedir? Cevap: Finansal liberalleşme. Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde düzenlenen kurumun yaptığı işlem hangi düzenleyici kurumun yetkili olduğunu ortaya koymaktadır? Cevap: Fonksiyonel yaklaşım. Aşağıdakilerden hangisi Almanya'da Maliye Bakanlığına bağlı, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip ve düzenleyici otorite olarak görev yapan kurumlardan biridir? Cevap: BaFin. Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan yardımcı kuruluşlardan biridir? Cevap: Derecelendirme (rating) şirketleri. Aşağıdaki piyasa yetersizliklerinden hangisi finans kurumlarının yatırımcılar adına vekaleten işlem gerçekleştirmesinden kaynaklanır. Cevap, asil, vekil problemleri. Belirli bir işleme taraf olmayanların bu işlemden etkilenmelerine ne ad verilir? Cevap, dışsallık. Ödemenin ve teslimatın hemen ya da iki iş gününde yapıldığı piyasalardır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap, Spot piyasa Gayrimenkullere ve gayrimenkullere dayalı projelere veya sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren ve gelirleri kurumlar vergisinden istisna olan özel portföy yönetim şirketlerine ne ad verilir? Cevap Gayrimenkul yatırım ortaklığı 1. Emisyon hacmini arttırmak 2. Likidite sağlamak 3. Sermayeyi tabana yaymak Yukarıdakilerden hangileri borsaların temel işlevleri arasında yer almaz? Cevap, yalnız bir. Aşağıdakilerden hangisi güvenilir bir alım-satım ortamında fiyatların oluşmasına imkan vererek ekonominin işleyişinde önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir? Cevap, borsa. Aşağıdakilerden hangisi yatırımcının yatırım fonu portföyüne kaç adet pay ile ortak olduğunu gösterir? Cevap, fon katılma payı. Kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklıklara ne ad verilir? Cevap: Girişim sermayesi yatırım ortaklığı. İşlemin bitiş valöründe ana para ve faizin geri alınarak menkul kıymetin geri satılmasına ne ad verilir? Cevap: Ters repo. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasalarının işleyiş kurallarını belirlemektedir? Cevap: Sermaye piyasası kurulu. nokta nokta bas aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsalarda işlem gören yatırım fonu olarak tanımlanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap: Borsa yatırım fonları. Aşağıdakilerden hangisi finansal kontratların özelliklerinden biri değildir? Cevap: Garantisinin bulunması. İki düzenleyici kuruluşun mali düzenleme ve iş yapısı düzenlemesini paylaştığı amaç bazlı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, iki stepe yaklaşımı. Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde tek bir mega düzenleyici kurum hem mali hem de iş yapısı açısından düzenleme ve gözetimden sorumlu olmaktadır? Cevap, bütünleşik yaklaşım. Dini inançları gereği faiz gelirini kabul etmeyen birimlerin Tasarruflarını sisteme kazandırmak üzere oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, Katılım Bankası. Aşağıdakilerden hangisi hem fon sunanlara hem de fon talep edenlere hizmet vermekte olan finansal kurumların başlıca fonksiyonları arasında yer almaz? Cevap, İşlem ve bilgilendirme maliyetlerini arttırmak. Ekonomik birimlerin sahip olduğu tüm varlıklara ne ad verilir? Cevap, Servet. Türkiye'deki tek yetkili takas kuruluştur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap, takas bank. Aşağıdakilerden hangisi yatırımcının yatırım fonu portföyüne kaç adet pay ile ortak olduğunu gösterir? Cevap, fon katılma payı. Baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsalarda işlem gören yatırım fonu aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Borsa yatırım fonları. Kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklıklara ne ad verilir? Cevap: Girişim sermayesi yatırım ortaklığı. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Değerleme Uzmanlar Birliği'nin kuruluş amaçları arasında yer almaz? Cevap: Girişim sermayesi yatırım ortaklığı gayrimenkul değerleri konusunda sadece bölgesel istatistikler oluşturmak. Nokta nokta ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan mal varlığıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap varlık finansmanı fonları. Aşağıdakilerden hangisi güvenilir bir alım satım ortamında fiyatların oluşmasına imkan vererek ekonominin işleyişinde önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir? Cevap: Borsa. Halka sunulmayan hisse senedi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Kasa hisse senedi. Aşağıdakilerden hangisi imtiyazlı hisse senetlerinden biri değildir? Cevap: Hamiline yazılı Nominal değerlerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen hisse senetlerine ne ad verilir? Cevap, primli hisse senedi. Aşağıdakilerden hangisi, kamuyu bilgilendirme konusunda sorumlu olan taraflardan biri değildir? Cevap, kurumsal yatırımcılar. Nominal değer üzerinden yüzde olarak belirtilen tahvil sahibinin alacağı faiz miktarına ne ad verilir? Cevap, kupon oranı. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin birincil paydaşları arasında yer alır? Cevap: Hissedarlar. Toronto, Chicago ve Los Angeles gibi merkezlerin yer aldığı Euro Merkez aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Amerika ve Kuzey Amerika merkezleri. Türkiye'de bankacılığın tarihsel gelişimi göz önüne alındığında 2002-2008 arası döneme ne ad verilir? Cevap: Yapılandırma sonrası dönem. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların küreselleşme sürecine katkı yapan faktörlerden biridir? Cevap, finansal piyasaların serbestleşmesi. Tüccarların altınlarını teslim ettikleri tüccarlara ne ad verilir? Cevap, Goldsmith. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonlarına göre bankalardan biridir? Cevap, evrensel bankalar. Bankacılık sisteminde kullandırılan kredi Şube sayısı ve aktif büyüklüğü gibi kriterler dikkate alındığında dünyada ve Türkiye'de en büyük paya sahip olan bankacılık türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Ticari bankalar. Japonya'da yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya ne ad verilir? Cevap: Samurai piyasası.